Bugünkü uzmanın uzmanlık alanında söylemeyi çok isterdim ama bugün bir uzman ağırlamıyoruz. Bir meslek grubundan birini ağırlamıyoruz. Bugün hepimizin ailesinde olan, sevdiğimiz, beğendiğimiz, hatta baldan tatlı olduğuna inandığımız biri var. Baldız var bugün. Evet efendim, bugün Baldız var. Baldız'la konuşacağız, sohbet edeceğiz, onu tanımaya çalışacağız. Elif'cim, problem çözüldü galiba değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. Bir Baldız'a merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba Fatih Bey. Güzel. Evet. Sesi yakalamışız. Çok iyi. Harika. Harika. Bugün Baldız var. Bebeğimsin. Baldız'a sorular gelecek. Kellileri bak... severim. Tamam, sakin olun. Kellileri severim. Sakin olun. Sakin olun. Kel. Bana mı diyorsunuz? Sen cevap vermen gerekiyordu bana o karşılık. Kendime gelmem için. Biz sakin olur musunuz? Tamam. Tamam peki. Baldız'a soruları alacağız Twitter'dan. Alemifem.com Instagram'da oylama başla. Özür dilerim, canlı yayın var. Fatih Yıldırım cep telefonu uygulamasında da oylama başladı. Oylamaya katılıp şahane hediyeler kazanabilirsiniz ki oylama bizim için de çok önemli. Efendim önce Baldız'ın adını öğrenelim, ondan sonra sohbete kar gider. Baldız'ı merak eden de Instagram'a girip görebilir alemifemcom hesabıyla. Merhaba Baldız. Merhaba Fatih Bey. Çok tatlısınız. Çok sağ ol. Çok güzel görünüyorsunuz. Evet, öyleyim. Çok bakımlı görünüyorsunuz. Evet, sağ ol. Maşallah. Yanınızda anneniz mi var? Evet, annem anneniz var. Annesiyle evet. Beraber gelmiş. Vokalim görmüş. Benim. Vokalim mi? Evet. Merak şarkı mı söylüyorsun? Sürprizlerim var. Sürpriziniz var. Evet, peki. Evet. Harika. Değerli dinleyiciler, Baldız'ın önce ismini öğrenelim. İsmim Fatih Bey Tuğçe Nar Baldızinko. Tuğçe Nar Baldızinko. Baldızinko. Evet. Sayın Baldızinko, nasılsınız evet. Efendim? Çok sağ olun Fatih Bey, teşekkürler. İç baldızından halliceyim. Tamam. Şimdi sesimi biraz garipsediniz galiba. Biraz evet. Evet, çok fena üşütmüşüm ben Fatih Hiçbir Bey. Olsun. Evet, ağzımın üstüne yatmışım biraz. Ne oluyor öyle olunca? Sesim baslaştı birazcık, kusura bakma. Yani Fatih Bey, bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. O kadar baldız içinden beni seçtiğiniz için size baldızlı pek iyi veriyorum. Evet, bomba bir baldız var belli. Güzel malzemeler çıkacak herhalde, öyle tahmin ediyorum. Baldızlı pek iyi ne oğlum? Baldızlı. Tamam. Evet. Baldız. İlk önce soruyu ben sorayım, sonra evet. Twitter'dan gelen soruları ya da Fatih Yıldırım uygulamasının evet. Chat bölümünden gelen soruları, burada Emin'i işaretleyecek iyileri ben seçeceğim. Kime baldız denir? Fatih Bey, şimdi baldız gelinin kız kardeşidir. Evet. Yani türlü atasözlerine ilham olmuş. Evet, saçı evet. Sürekli topuz, bulur her zaman yaslayacak bir omuz. Yaslayacak? Bir omuz, bulur her zaman yaslayacak bir omuz baldız. Neyi yaslayacak? Kafasını. Ne kafasını ya? Ne kafası? Baldız kafasını. 8 kilo et çıkar kemiksiz. Eyvallah. Baldız evet. Her zaman yaslayacak bir baş bulur mu? Her zaman bulur Fatih Bey. Güzel. Evet. 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 Tamam. Evet. Buna baldız mı diyoruz? Evet, buna baldız diyoruz. Şahane efendim. Bülent Hanım zengin, ben. Neyi anlamadım ben? Öyle bir anı. Ne anısı ya? Küçük böyle. Baldız anısı. Bana Afrodit diyorlar da oradan. Öyle mi? Evet, tamam, yanınızda da anneniz var. Evet. Oğlum çok güzel oğlum. Ve annesine de merhaba diyelim, Baldız'ın annesi. Instagram'da alemfm.com'dan Baldız'ın annesini görebilirsiniz. Çok Nur güzel Yerlitaş. Olmuş. Adı neydi kendisinin? Nur Yerlitaş. Bir alalım mikrofonu. Hemen alalım. Buyurun, mikrofona gelin. Ona, buna gelin. Buna gelin. Buna gelin. Efendim kendisi aynı zamanda rock'n'roll müziğin önde gelen isimlerinden biri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. İsminiz nedir efendim? İsmim Kalifiye. Kalifiye? Kalifiye. Çok güzel bir isminiz Kalifiye var. Gökdelenoğlu derler bana. Evet efendim. Tamam, Trakyalı mıyız? Yok Fatih Bey, değiliz. Ama böyle bir konuşma tarzı... Karslıyım ben, boş ver, karıştırma sen. Tamam peki, eyvallah. Kızınızla sohbet edeceğiz birazcık. Edemezsin öyle. Ama izini aldı. Eniştesi verdi mi izin sana? Ama siz... Verdi mi izin sen adam başına ne konuşuyorsun benim kızım? Hayır hayır, özür dilerim. Ben sizden izin aldım ya yayından önce. Her şey ya, onu diyor. Tamam. Evet, onu söylüyorum. Tamam, tamam. Ayrılmayın, sizinle de konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Kalifiye Hanım. Öpüyorum kulağını. Efendim Baldız ve annesi. Baldız'a ilk sorular geldi.
konuğunuza sorum. Enişteyle arası nasıl? Bak gelmiş. Twitter'dan gelmiş. Emre, evet. Emre dersiniz Rumuzlu dinleyici sormuş Twitter'dan. Evet. Konuğunuza sorum. Enişteyle arası nasıl? Şimdi Fatih Bey, Allah sizi inandırsın. Eniştemle aramızda su sızmaz. Çok güzel. Yani delirmeceler mi dersin? Deliriyor musunuz? Deliriyoruz Fatih Bey. Ondan sonra sarılmacalar mı dersin? Çok güzel. Şahaneyiz biz eniştemle Fatih Bey. Ben eniştemi çok eskiden tanırım. Nereden? Yani ablamla ilk buluşmalarında hep ablam yanlarında götürürdü beni. Öyle mi? Evet Fatih Bey. Eniştemi o yıllardan tanıyorum. Eskilerden. Güzel. Evet. Ablamla eniştemin yanına giderdik o yıllarda Fatih Bey. 1980 küsürlü yıllar. Tamam. Ablam bana para verirdi. Derdi ki biraz sen git arkadaşlarına gir, biz film izleyeceğiz diye. Filmeye gideceğiz, film izleyeceğiz. Film izleyeceğiz. Diye. Evet Fatih Bey, ben de enayi gibi kabul ederdim. Neden enayi gibi? Çünkü filmi onlar çekiyormuş, haberimiz yok. Ey gide. Evet ya, ama evlendiler neyse evlendiler, ki. Evlendiler, aksiyon filmi çekiyorlar. Dört dalda Oscar adayıydı. Tamam. Çünkü nereye gideceğini biliyorum. Şey yapmayalım. O sene Brokeback Mountain aldı ödülleri. Jüriyi düşün. Tamam. Alem FM Com Instagram hesabından da izleyebilirsiniz. Şu anda 256 kişi sizi canlı canlı izliyor. Sağ olsun. Bu rakamı yukarıya çıkartıp türlü şovlar yapabiliriz ilerleyen dakikalarda. Evet. Sürpriz olsun efendim. Efendim Fatih Yıldırım uygulamasından gelen sorular var. Twitter'dan gelenler var. Bak bir tane gelmiş diyor ki henüz evlenmemişse kendisine talibim. Bu arada beyefendinin ismi de Talip. Evet efendim. Şimdi Fatih Bey vallahi bekarım şu an. Çok güzel. Taliplere de açığım. Tamam Talip Bey size gelmek istiyor. Evet açığım Fatih'ciğim. O zaman ben mail adresimi vereyim. Buyurun. Talipler oradan bana mail atsınlar. Tamam olur. Baldazinko. Baldazinko. Baldazinko et gmail.hotmail. Bu ne ya? Bu mail adresimiz. Ama hotmail olmaz. İkisini birleştirdim ben. Güçlerimi birleştirdim. Tamam. Yemen evet. Misin sen? Voltron. Tamam. Evet. Baldazinko. Baldazinko et gmail.hotmail. Hotmail'den beyefendi beni andı. Hanımefendiye ulaşabilirsiniz. Hocam bir rekor oldu. Şu dakikaya kadar hiç böyle olduğunu hatırlamıyorum. Evet. Hocam 20 geçiyor. Evet. Fatih Yıldırım uygulamasında %100 şu anda. Evet. Çok güzel be. Herkes baldızlıyor. Kıymetli dinleyiciler, hepiniz baldız seviyorsunuz belli. Biz de çok seviyoruz. Bugün karşımıza bir baldız ve annesi var. Kalifiye Hanım'la beraber gelmişler. Evet. Tuğçe de bizimle beraber baldız. Hangi gelinin kız kardeşi bunu da öğreneceğiz. Detayları alacağız. Muhtemelen Füsun Tuncer'indir diye tahmin ediyorum ben. Bakacağız. Evet, rüzgarı alacağız. Peki efendim. Bir soru bir şey daha. Soracağım. Buyurun, şöyle söyleyeceğim Fatih Bey. Şimdi boş bana mail atacaklar ya. Ben o mail atacak kişiler için ilk başta hobilerimi fobilerimi saymak istiyorum. Tamam olur. Eğer müsaitsen. Tamam baldız. Akşam bana gel. Yok ben başka bir şey söylüyorum. Baldız Tuğçe'nin hobileri. Evet. Önce fobilerinizi söyleyin. Tabii Fatih Bey, fobim araknafobia. Araknafobia evet, yani araknafobia. Şey örümcek korkusu. Yok Fatih Bey, araknafobia. Arakla. Araknafobia ne? Evet, eniştemin cebinden para alırken yakalanma korkusu. Biz buna ne diyoruz? Araklafobia. Araklafobia diyoruz. Evet Fatih Bey, hırsızlık yapıyorum çünkü ben. Hobileriniz ne? Hobilerimin arasında Fatih Bey buz pateninde kaymak var. Ne alaka? Çok seviyorum çünkü biliyorsunuz Fatih Bey baldızlar da kayar durmaz yerinde. Peki baldızlar da kayar durmaz yerinde. Çalarız birazdan. Ben de çok severim. Ben çok severim. Eyvallah. Evet. Buz patene gitmeyi seviyor. Korkusu da araklafobia. Evet. Enişteden para çalarken yakalanma korkusu. Şahane. Baldız olmanın zorluklarını sormuş. Abla kim sormuş? 55.07 numuzu dinleyici Fatih Yıldırım uygulamasından sormuş. 55.07 sağ çek. Alem FM Com'u Instagram'dan görüntülü takip edebilirsiniz. Ablanızla birbirinize benziyor musunuz diyor Burcu. Şimdi Fatih Bey, ablamla hiç alakam yok benim. Hiç alakamız yok. Ben sarışın ve seksiyim, ablam çirkin. Ördek gibi bir şey. Evet. Ben eniştemi çok severim. Ablam eniştemle evlendi. Çirkin şansı. Allah insana çirkin şansı versin. Vallahi. Başka? Ben mesela gece hayatına bayılırım. Ablan? Ablamla eniştem izin vermiyor Fatih Bey. Ablama eniştem izin vermiyor. Dışarı çıkamıyorlar. Oturup beraber ne yapıyorlar? Çay içiyorlar. Çay içiyorlar. Kıtlama. Kıtlama. Başka var mı? Ondan sonra efendim, ablam annesinin kızı Fatih Bey. Ben babamın prensesiyim. Çok güzel. Evet. Baba evinde?
baba evinde daha çok prensesim. Baba evinde de prenses misiniz? Yani tabii ki Fatih Bey, hala baba evindeyim. Aha, anladım. Evet. Peki devam ediyorum. Evet. Size Photoshop'lar geliyor Twitter'dan. Gelmesin. Şahane. Merak edenler Twitter'da arama bölümüne Fatih Yıldırım yazarak mavi tikimle beni bulabilir efendim. Size çok güzel bir Photoshop gelmiş. Evet. Bayıldık. Retweetledik. Aa, başka ne var? Uygulamada oylama ne durumda çocuğum, aç bakayım. %97'ye düştü. Neyse, sağlık olsun. Baldız'ın asli görevlerini sayabilir mi demiş. Tabii Fatih Bey, sayarım. İlk başta çok iyi bir şekilde enişte diyebilmeli. Onu bir kere daha alabilir miyiz? Tabii Fatih Bey. Enişte! Tamam oğlum, tamam, o kadar değil. Öyle de yapabilir. Tercihe bağlı yani. Baldız Tuğçe anlatıyor. Evet, doğrudur. Baldız olmanın asli görevleri. Evet Fatih Bey. Çok güzel, enişte diyebilmeli. Enişte diyebilmeli. Ondan sonra Fatih Bey kendi evleniyormuşçasına düğünde her işe karışabilmeli. Güzel. Ondan sonra Fatih Bey eniştesiyle delirebilmeli. Çılgınca. Çılgınca hareketler, işte sırtına çıkmalar falan. Fotoğraf var mı elinizde? Fotoğraf eniştemle mi? Evet. Var Fatih Bey, 998 tane. Daha sonra göstereceğim onları size. Tamam peki. Ondan sonra Fatih Bey, mesela ablamla araları bozulduğunda ulak görevi görebilmeliyim. Aralarını mı yapıyorsun? Evet yapıyorum Fatih Bey. Git ablana söyle şöyle 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 olsun. Git eniştene söyle böyle 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 desin. Git ablana söyle şöyle 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 desin. Şamaroğlanla mı dönüyorsun? Şamaroğlanıyım ben. Şamaroğlanıyım. Aynı zamanda öyleyim Fatih Bey. Ondan sonra ablası yeni evlendiğinde Fatih Bey sürekli evlerinde kalıp rahatsız etmeli. Baldız dediğin. Evet, bunu yapmalı. Hatta gerekirse Fatih Bey, şartlar olgunlaşırsa balayına bile yancılık yapabilmeli. Ya bunları yapmadınız herhalde. Ben yaptım, hepsini yaptım. Düşman başına yemin ediyorum. Yaptım, bu nedir ya? Yaptım yani. Tamam. Ne bela aldım belli değil. Devam ediyorum. Evet. Gittikçe baldızın sesi kalınlaşıyor diye bir şey gelmiş. Evet, iyileşiyorum zaten, çünkü. Zaten gittikçe. İyileşirken kalınlaşıyor. Gittikçe kalınlaşması gerekir. Evet, normal. Bunun şeyi odur. Tabii normali de bu zaten. İlk başta evet, ince olur. İyi, ideal. Yani ideal. Evet. Başta incedir çünkü tabii, ses tabii. Dediğin. Ses dediğin ince olur. Kullandıkça o. Kullandıkça aşınmadan kaynaklı kalınlaşır. Ses evet. Tellerinin aşınması. Peki. Evet. Öyle dinleyici demiş onu. Dinleyici çok biliyor. Ama olur mu bu, hoş mu? Yani dinleyiciye böyle bu tarz. Yerim onu ben. Tamam. İsmi neydi? Bilmiyorum, ne yazmış? Yaklaş bakayım ismini. Bay Dil. Bay Dil? Ay. Bayılırım. Bülent Baydil. Peki. Başka ne var? Oo, çok. Lokum gibi hatun, bu nasıl bekar demiş. Hasan Bey yazmış. Seçeceğim Fatih Bey. Seçeceğim. Seçicisiniz. Evet, seçeceğim. Hı-hı. Başka ne var? Enişte uçan kartal arabasına bindirmiş mi diye bir şey gelmiş, anlamadım. Evet. Her baldız da baldan tatlı mıdır diye bir soru gelmiş. Sanmıyorum Fatih Bey. Ben de sanmıyorum. Ben sanmıyorum. Siz yani. Hakikaten baldan tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Çok başarılı. Çok annenizle konuşacağız. Evet. Size dair bir iki özellik almak istiyorum. Sonra bir soru daha soracağım. Evet. Annenizi mikrofona tekrar alalım. Tabii ki. Kalifiye Hanım teyzeciğim. Kızınızla gurur duyuyorsunuz herhalde. Hiç gurur duymuyorum ben bunu. Neden? Hiçbir iş yapmıyor Fatih. Sakin olun lütfen. Sakin olun. Hay, deliriyor mu artık? Benim de sinirlerim var ama ya. Tamam. Ne yapıyor da sizi delirtiyor? Gerçekten bu bayram temizliği olsun. Yapmıyor mu? Hiç. Dokunmuyor. Bez almıyor. Eline. Gece hayatı var mı kızınızın? Bütün gün geziyor. Şaka yapıyorsun. Bütün gün geziyor. Sevgilisi var mı? Var. Kaç tane? Sayamadım, o kadar çok. Peki rahatsız, annesisiniz kızın canım birazcık. Ben hatayı başta yaptım Fatih. Nerede yaptınız? Kızını dövmeyen dizini döver dediler. Ben bunu dövmedim. Bunun ablasını dövdüm. Gitti evlendi. Bu evlenmedi. Kaldı başıma ya. Tamam, sakin olun. Sizi çok iyi anlıyorum. Yeni bir çocuk, belki onu sıfırdan yetiştirirsiniz falan. Olmaz mı? Düşünmüyor musunuz? Yeni bir çocuk belki. Fatih, ben gelmişim 70 yaşına. Anladım. Konu derin bir konu. Ben ona çok girmeyeyim o zaman. Evlatlık mı edineyim? Edinebilirsiniz. Bu ayıp bir şey değil. Kötü bir şey değil. Yapabilirsiniz bunu. Kızınızı, kalbini kırdınız muhtemelen. Şu anda başı önde, morali bozuk. Canlı yayında onu çok sevdiğinizi söyleyebilirsiniz bence. Hadi. Anne ile kızı buluşuyor canlı yayında. Evet, buyurun efendim. Kızım, ne kadar ben senin üstüne gelsem de ne kadar yersen de, yerden yere de vursam. Evet. Canımsın, ciğerimsin, atsam atamam, satsam satamam, seni çok seviyorum. Derdin İşer, anne dediğinde zaten böyle olmalı.
Canım Tolga. Hocam bir soru ben sorayım mı? Evet Fatih. Geleceğe dair planınız var mı? Var, olmaz mı? Neler neler var. Ne yapacaksınız? Master baldız olmak istiyorum. Master baldız ne ya? Master baldız Fatih. Ama bu nasıl olunur bilmiyorum açıkçası. Nasıl olacak bu? Yani bu konuda bana yardımcı olacak yakışıklı beyler Instagram'dan beni eklesinler. Tamam, Instagram adresinizi söyleyin. Baldızinko. Baldızinko. Baldızinko alt çizgi Daisy Girl. Daisy Girl ne? Daisy Girl. Çılgın kız. Çılgın kız Fatih. Anladım. DM yok. DM yok mu? Evet, DM yok. DM yoksa sana nasıl yazacaklar? Beni ilgilendirmez. İlgimi çekmeye çalışsın bir şekilde Fatih Bey. Tüm fotoğraflarımı aynı anda beğensin mesela. Anladım. Size evet, bildirim gitsin. Evet Fatih Bey. 1000 tane fotoğrafım var. 1000 tane fotoğraf? Evet Fatih Bey. El işlemli olanları çıkartırsam 2. Eniştenizi bu kadar mı seviyorsunuz? Evet, aramızdan susuz mu demiştim ya daha öncesinde. Çok güzelmiş evet. Ya. Bir enişte der misiniz bize bir kere daha? Enişte. Harikasınız. Evet Fatih Bey. Radyosunu yeni açanlar için söyleyelim. Baldız'la konuşuyoruz. Baldan tatlı sohbeti en azından öyle. Evet. Aynı geleceğe zamanda, dair bir... Buyurun efendim. Evet, aynı zamanda birkaç sene içinde bir albüm yapmak istiyorum Fatih Bey. Şaka yapıyorsun. Evet, merhaba Bülent Baydil geldi. Bülent Baydil radyomuzun genel koordinatörü evet. Şu anda az önce adını anınca o da geldi. Kendileri severim dedim ya, sağdan evet. Soldan geliyorlar. Geldi valla. Peki bir şey söyleyebilir miyim evet. Acaba? Annenizle beraber dediniz, ne dediniz? Annemle beraber, annem benim vokalim. Öyle mi? Evet Fatih Bey, vokalim back vokal diye tabir ettiğimiz geride duruyor back. Annesini back vokal yaptı. Evet. Yarın öbür gün gazinde böyle haberler çıkacak. Çıkabilir Fatih Bey, biz ailece bu işi çok seviyoruz. Şahane. Evet Fatih Bey. Bir şarkınız var galiba. Bir şarkımız var evet. O zaman canlı güzel. Canlı okuyabilir misiniz? Canlı canlı okur muyuz anacığım? Okuruz kız. Okuruz kız. Harika, tamam, canlı canlı okuruz kız. Peki bakalım annesiyle kızı acaba canlı yayında nasıl bir performans sergileyecekler? Baldız'ın peki albüm isminiz ne, çıkış isminiz falan var mı Baldız'ın özel bir ismi? Nedir efendim? Baldız Tilbe. Baldız Tilbe'den evet. Şahane bir eser dinliyoruz. Bakalım nasıl bir şey okuyacaklar bize. Evet. Çıkar. Alt komşu bana bakar, gözlerinden kalp çıkar. Öyle bakma komşucuğum, biri görür, biri görür, biri görür laf çıkar. Enişten dedin haber kız, iyi dedim enişte. Enişten dedin haber kız, iyi dedim enişte. Bize gelsene enişte, annem yapmış, annem yapmış, annem yapmış erişte. Ben bir garip baldızım, yaldızım. Ben bir garip baldızım, fondötenle yaldızım. Enişteme laf söyletmem, vallahi çok, vallahi çok, vallahi çok arsızım. Baldız balkondan bakar, gümüşten küpe takar. Baldız balkondan bakar, gümüşten küpe takar. Ne güzel oynar idi Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta Abu Bakar. Hocam. Evet, Cenk Tosun da akşam.
Harikaydı. Çok teşekkür ederim Fatih. Ama dinleyici bir kere daha dinlemek istiyor. Tabii bak ki. Gelen mesajları söyleyeyim. Bir daha. Evet. Baldız'ın şarkısını dinlemek istiyoruz diyorlar. Tabii biz yaparız yani sonuçta. PR gibi bir şey oldu bize. Tamam, biz de bu PR'dan mutluyuz, memnunuz. Evet. Değerli dinleyiciler, eğer izniniz olsa zaten sonuna geldik. Baldız'ın şarkısını bir kere daha dinlemek istiyoruz diyorlar herhalde. Tamam, bir kere daha dinleyelim Baldız'ın şarkısını. Sözler efsane. Sözler kimin? Sözler benim tamamen. Müzik de sizin galiba. Müzik annem yaptı müziği. Evde? Evde kettle'da tencere, mı? Tencereyle. Efendim Baldız'ın şarkısını bir kere daha dinliyoruz. Alt komşu bana bakar, gözlerinden kalp çıkar. Alt komşu bana bakar, gözlerinden kalp çıkar. Öyle bakma komşucuğum, biri görür, biri görür, biri görür laf çıkar. Enişten dedin haber kız, iyi dedi mi işte. Enişten dedin haber kız, iyi dedi mi işte. Bize gelsene enişte, annem yapmış, annem yapmış, annem yapmış enişte. Ben bir garip baldızım, fondötende yaldızım. Ben bir garip baldızım, fondötende yaldızım. Enişteme laf söyletmem, vallahi çok, vallahi çok, vallahi çok arsızım. Baldız balkondan bakar, gümüşten küpe takar. Baldız balkondan bakar, gümüşten küpe takar. Ne güzel oynar idi Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta Abu Bakar. Hadi bakalım, hadi. Harikaydınız. Bayıldık. Kıymetli dinleyiciler, Baldız'ı ağırladık, yavaş yavaş uğurluyoruz. Annesiyle beraber yan yanalar. Fatih Yıldırım uygulamasında %95. Evet. Başarılı. İbrahim Yaman'a da selamlar. Hocam, değerli Baldız'ım. Evet. Kitap yazdınız mı? Yazdım Fatih. Peki Baldız'ın kitaplarını alıyoruz, sonra uğurluyoruz. Tabii ki söylüyorum. İlk kitabımız Fatih. İlk kitabımıza başlayalım, buyurun. İlk kitabımız Baldız. İlk kitabımız Baldız. İkinci kitabımız Fatih Bey. Buyurun. Baldız olmak zordur. Enişte gittiğin yol yol değil, kendini durdur. Teşekkür ederim. Diğer kitabımız Fatih Bey. Buyurun. Market poşetleriyle kaldım bir başıma. Doktor çare bulamadı böbrek taşıma. Güzel. Sevindirdiniz. Buyurun. Çok sağ olun Fatih Bey. Diğer kitabımıza geçiyorum. Buyurun. Ablam camları siler, eniştem yerleri. Çoluk çocuk oldu, çoğaldı evin giderleri. Çok güzeldi. Çok sağ olun. Ben çok beğendim. Evet. Başarılı. Evet. Başka var mı? Başka, artık son kitabımız Fatih. Geldik mi? Geldik. Wake up. Wake Hugs. Oh. Oh ne güzel. İyi geldi be. Bana da iyi geldi. İnsanın bir tane kenarda da kaksa olacak.